Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ulaştığımız bilgilere göre Türkiye'nin yerli ve milli projelerini sabote etmeye çalışan, başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelerin bizden yerli ve milli motorlarımızı satın almak istedikleri ortaya çıktı. TÜGVA İstanbul'un YouTube üzerinden gerçekleştirmiş olduğu canlı yayında konuşan TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit bunların hepsini bizzat teker teker anlattı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa ve Batılı ülkelerin yerli ve milli motorumuz PD-170'in üretim aşamasında yaptığı küstahça hamleden bahsetmiştik. İşin arka boyutu bizim beklediğimizden daha da karışıkmış. Sizleri daha fazla bekletmeden direkt konuya geçmek istiyorum. TÜGVA İstanbul'a konuşan TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yerli ve milli üretimimiz olan insansız hava aracı motoru olan TEİ PD-170 hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başlarında TEİ PD-170 motorunun ne kadar iyi bir motor olduğunu vurgulamak için Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın zamanında motoru paylaşarak attığı tweet'i hatırlatarak motorumuzun başarısı Selçuk Bayraktar tarafından da dile getirildiğini vurguladıktan sonra PD-170 dizel İHA motorumuz sağ olsun Selçuk Bayraktar Bey de kendi Twitter hesabından duyurdu. Yaptıkları testte de sınıfında açık ara dünyadaki en iyi motor şeklinde konuştu. Sonrasında ise asıl kritik olan konu geliyor gündeme. Mahmut Akşit, yerli üretimimiz olan PD-170 İHA motorunun ihracatı için Tayland, Pakistan, Malezya ve en önemlisi Amerika ile görüşmeler yapıldığını aktardı. Mahmut Akşit, ayrıca motor hakkında yakıt tasarrufu ve maliyet ile öne çıkan bir sistem olduğunu vurguladı. Devamında ise aynen şu cümlelerle konuşmasına devam etti. Yakıtsal, fiyatı, irtifada ürettiği güç açık ara dünyada sınıfındaki üretilen en iyi motor. Bununla ilgili yani yakın coğrafya, Orta Doğu ve İslam ülkelerinin dışında da çok ciddi ilgi görüyor. Tayland'dan, Malezya'dan ve Pakistan'dan ilgi görüyoruz. Görüşmeler yapıyoruz ve hatta Amerika ile görüşmeler yapıyoruz. Çünkü gururla söylüyoruz ki bu sınıfta bu performansıyla İHA motoru Amerika'da yok. Onların kendi motor şirketleri tabii ki var. Fakat bizimki kadar yüksek irtifada bu yakıt sarfiyatıyla bu gücü üretebilen yok. Onlar bile ilgileniyorlar. Tabii bunun politik boyutu var. Hem dünya pazarı olsun hem de İslam ülkesi olsun politik sebeplerle teknoloji know-how olarak biz çok rahat satabileceğimiz halde bizden almayan, satamadığımız ülkeler oluyor. Tabii bu tüm dünya için geçerli ama benim uzun dönemde hem İslam coğrafyası hem Orta Doğu hem de tüm dünyaya bu motorlardan bol miktarda satacağımızı, hatta belki bazı ülkelerle bu Amerika bile olabilir, devletimizin izin verdiği kısımda ortak üretim yapabileceğimizi, yani teknoloji transferi Batı'dan Türkiye yerine Türkiye'den Batı'ya döndüreceğimize inanıyorum. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi öncesinde motorun bitirilmemesi için uygulanan ambargolar, çalışanlara iş teklifleri gibi elinden geleni ardına koymayan ülkeler, ortaya her şeye rağmen kusursuz ve çok başarılı bir iş çıkınca küstahça yaklaşımından bir kez daha taviz vermeyerek motoru satın almak için görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Buradan da anlayacağımız üzere Türkiye artık kendi sınırlarının çok ötesinde bir konuma gelmiş durumda. Amerika gibi savunma sanayinde devleşmiş ülkeler bile artık bizden motor grubu gibi oldukça kritik sistemleri satın almak istiyorsa, biz bugün itibarıyla bu işte düşündüğümüzden de ilerideyiz. Bu yolda emeği geçen herkes gerçekten takdire şayan işler ortaya koyuyor diyebiliriz. Baktığımız zaman başta TUSAŞ'ın Anka platformu olmak üzere MALE sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyacını karşılaması hedeflenerek, Türkiye'nin ilk yerli ve milli havacılık motorunu geliştirmek üzere Savunma Sanayi Başkanlığı destekleriyle başlayan projenin çıktısı olan TEİ PD-170 turbo düzel havacılık motoru 172 beygir güç üretme kapasitesine sahiptir. İrtifa kabiliyetleri ve yakıt sarfiyatı bakımından rakiplerinin önünde yer alan TEİ PD-170, 2 kademe seri turbo şarj sistemine sahiptir. JP8 veya Jet A1 yakıtlarıyla çalıştırılabilen TEİ PD-170 motoru 162 kilogram kuru ağırlığı ile rakiplerinin oldukça önünde yer almaktadır. TEİ imkanlarıyla üretilen ve yazılımı gerçekleştirilen yedekli motor kontrol sistemine sahip olan, sivil havacılık standartlara esas alarak geliştirilen TEİ PD-170 motoru 45.000 fit tavan irtifaya sahiptir. 8.000 saatlik kalibrasyon ve test faaliyetlerinin sonunda seri üretim aşamasına gelen TEİ PD-170 motoru, Anka platformu ile ilk uçuşunu 27 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirmiş olup, 2021 yılı içerisinde Aksungur ile uçuşlara devam edilmiştir. Türkiye'nin ilk yerli ve milli havacılık motorunu geliştirmek üzere TEİ, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın açmış olduğu PD-170 Operatif İHA Motor Geliştirme Projesi'ne 2013 yılında başlamıştır.
tasarımı ve üretimi milli imkanlarla tamamlanan ve telif hakları tümüyle Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bulunan TYP-D-170 turbo dizel havacılık motoru, alt sistem, malzeme ve işçilik maliyetleri baz alındığında %85-90 arasında yerlilik göstermekte diyebiliriz. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ-T'yi 1985 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, General Electric, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı ve Türk Hava Kurumu arasında kurulmuş olan bir anonim şirkettir. Havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak uluslararası düzeyde bir üretici ve dünya çapında bir tasarım merkezi konumunda olan T'yi her gün bir adım daha ileri giderek hedeflerine ulaşmaktadır. 1987 yılında ilk motor ve motor parçalarının üretim ve sevkiyatını gerçekleştiren TEİ, aradan geçen yıllar içerisinde uçak motor parça ve modül üretimi, montaj ve test teknolojisinin ülkemize transferini gerçekleştirmiş, ayrıca uluslararası standartta güvenilir, yüksek kaliteli üretimiyle kendini global pazarlarda kanıtlamıştır. Uçak motorlarının üretim teknolojisinin transferi amacıyla TUSAŞ öncülüğünde kurulan TEİ, Türkiye dışındaki ülkelerden gelen müşterilere de hizmet vermektedir. Şirketin kuruluş amacı, uçak motorlarının ve diğer gaz türbinli motorların Ar-Ge, tasarım, üretim, bakım, onarım, revizyon, modifikasyon ve modernizasyonu konularında Türkiye'de modern bir uçak motor endüstrisinin kurulması, işletilmesi ve idamesidir. 2020 yılına kadar şirket her sene büyümüştür. 2020 yılındaki azalmanın sebebi ise COVID-19 pandemisidir. Şirket 2020 yılında küçülse de aynı süreçte aldıkları sipariş miktarını 6 milyar dolara çıkarmıştır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.